1 Nisan 2020 tarihinde başlayacak olan konaklama vergisinin nasıl uygulanacağına Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklık getirdi. %2 olarak belirlenen vergi oranı bu yılın sonuna kadar %1 olarak uygulanacak. Peki konaklama vergisi nasıl hesaplanacak? İşte konaklama vergisinin tüm detayları. 1 Nisan 2020'de başlayacak olan konaklama vergisinin detayları belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıklamasına göre oteller, tatil köyleri, butik oteller, özel konaklama tesisleri, moteller, pansiyonlar, apart oteller, termal oteller, kırsal turizm tesisleri kapsamında düzenlenen çiftlik evi, köy evi, yayla evi, dağ evi, kampinglerde konaklama vergisi uygulanacak. %2 olarak belirlenen vergi oranı bu yılın sonuna kadar %1 olarak uygulanacak. Herhangi bir geceleme hizmeti sunulmayan mola noktaları, devre mülk ve devre tatil yerleri gibi tesislerden konaklama vergisi alınmayacak. Tebliğ taslağına göre konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti vergiye tabi olacak. Geceleme hizmeti alan kişinin gecelemeyi tamamlamadan tesisten ayrılması vergiyi etkilemeyecek. Kamping alanları da konaklama vergisine dahil oldu. Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden bağımsız olarak sunulan sünnet, düğün, kokteyl, toplantı, kongre, sempozyum ve benzeri organizasyon hizmetleri verginin kapsamında olmayacak. Peki konaklama vergisi nasıl hesaplanacak? Konaklama vergisi yılın sonuna kadar %1 olarak uygulanacak. Vergiyi müşteriler ödeyecek. Tahsilatı yapan işletmelerse vergiyi beyan edecek. Vergi KDV hariç hesaplanacak. Tebliğ taslağına göre KDV hariç 1000 lira karşılığında sunulan geceleme hizmetine tüketici binde 1 olan konaklama vergisi olarak 10 lira ödeyecek. %8 tutarında yani 80 lira olan turizm vergisi de eklenince tüketici toplam 1090 lira ödeme yapacak.